أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته zamanlarından ayrılmak suretiyle bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli panelistlerimizden saygıdeğer Bülent Yıldırım ağabeyimiz, Sayın Mehmet Büyüktaş hocamız, Şevket hocamız, Ali Öner beyefendi, STK'larımızın birbirinden değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli yönetici arkadaşlarımız, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kendine gülmeyi yakıştıramayan Selahaddin'den Kudüs'ü korumak imkan değil, iman meselesidir, bir sevdadır diyen Recep Tayyip Erdoğan'a kadar tüm Müslüman yürekleri dağlayan Kudüs'ü konuşacağız. Bu illerde ve ilçelerde Kudüs konusunun konuşulması belki siz fark etmiyorsunuz ama İsrail canını cidden yakıyor. Çünkü İsrail güvenlik eksenli bir yapı kurmuş ve kendisine sıkıntı oluşturabilecek, kendisini zora sokabilecek bütün bölgeleri takip ediyor. Ve özellikle Türkiye ile ilgili çok ciddi korkuları var. Türkiye'yi kendisine çok yakın hissediyordu ve adeta Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiyi anne ile anne karnındaki çocuk arasından bağlayan bir göbek bağlamadı ya, öyle görüyordu gölgede. Arap devletlerle ilişkisi çok iyi olmasına rağmen Arap halklarının İsrail olan karşılığı bilinen bir gerçek. Fakat Türkiye halkı uzun yıllar İsrail'i çok iyi tanımadı. Hatta bize anlatılan öğretide İsrail'in modern olduğunu, İslam dünyasının girişi çaldığını, 28 Şubat hakkında en daha çok uzak bir tarihliği. O yüzden Türkiye halkını manipüle edebiliyorlardı. Ve böylece Türkiye'de İşte rahmetli Erbakan Hoca Kenan İkinci'ni yaptı, Kudüs dedi. Bunun için ihtilal oldu. 28 Şubat Kudüs Vahallesi'ne biliyorsunuz yapıldı vesaire. Ama
yöneticilerden veya halkın bir kısmından şuurlu bir kesim olsa bile Türkiye halkının genelini manipüle edebiliyoruz, kandırıyoruz diye düşünüyordu. Fakat öyle bir döneme geldik ki artık sokaklardaki insan kudüsü konuşmaya başladı. Müslümanlar elinde olsa dünyada adalet olacak. Hiç kimsenin dinine karışmayacağız. Mesela bakın İsrail bir din devletidir değil mi? Bu din devleti İsrail Müslümanlara diyor ki sen Yahudi şeriatına göre bütün hukukunu kabul edeceksin ve benim mahkememe geleceksin. Osmanlı'da değil mi bir şeriat devletidir? Bazıları şeriat devleti değildir. Örf de vardır diyor ama Osmanlı'daki örf şerif kanunlara uygun. Dilimizin ve dilimizin dönmediği, yüreğimizin bildiği bazı şeyler var. Kudüs var ya, gerçekten şu anda bize göre İslam dünyasını ben oksijen çadırı olarak görüyorum. Yani İslam dünyasını oradan İslam dünyasının bütün ciğerlerine oradan oksijen pompalanıyor. Yani zannetmeyin ki buradan oraya gidiyor. Aslında oradan buraya gidiyor. Biz niye uğraşıyoruz? Biz bugün buralarda niye toplanıyoruz? Bir devletçik daha olsun diye mi? Orta Doğu'da özür dilerim, her yer böyle canım sızılıyor. Özür dilerim, Orta Doğu'da üç sürücü kadar devlet var. Bir devlet daha olsun diye mi çözülüyor? Bir bayrak daha olsun diye mi çözülüyor? Bir devlet, bir emirlik, bir krallık daha olsun bu coğrafyada diye. Ben bunun için çözülüyoruz kanaatında değil. Dolar yapmayacağım. Bir tane daha. O sana olur, olmasın olur. Kardeşler, Filistin, Kudüs bizim zannettiğimizi veya ifade edemediğimizi çok çok ötesindedir. Gerçekten şu anda İslam aleminin ciğerlerine oradan oksijen konulanıyor. Ondan dolayı hava alabiliyor. Ondan dolayı nefes alabiliyor. İman konulanıyor. Vallahi o çocukları ekranlarda seyrettiğinden, basında yayında seyrettiğinden dolayı imanı artıyor. Aklıyor bu söyleyi. Yani ben onları gördükçe ben Müslüman olduğumu anlıyorum. Ha. Biz Müslümanız diyoruz. Kudüs bize Müslümanlarımızı hatırlatıyor. Kudüs imanımızı artırıyor. Kudüs insanlığımızı artırıyor. Ve gerçekten biz oraları seyrettikçe sadece vicdanlarımızdan dolayı değil, elimizdeki kaşıklar ağzımıza giderken orta yerde kalıveriyor. Ondan dolayı boğazımızdaki noktalar orada kalıveriyor. Sadece oradaki çocuklara zavallı görüntüden dolayı değil. Bu bir iman meselesidir. Nasıl oldu? Bu kitaplarından mı öğrettiniz dışarıda? 4 tane yapıyordu. Sözü tatmin ediyorum. Allah Allah'ın affet eylesin. Allah'ın Teala gönlünün müdürlüğünü yapmasın. Sizi de bu dağlarının önünde yerinde dönem yapmasın. Teşekkür ederim. Gerçekten görevimizi programı tertibimiz için size teşekkür ediyorum. Kudüs davası, Filistin davası gerçekten bugün gençlerimiz bu kadar sahip çıkıyorsa bu bizi mutlu ediyor. İnşallah umut var oluruz. Gençlerimizi de tebrik ediyorum. Hasan Hocam söyledi, bayanlar özellikle. Gerçekten çok önemli. Bir toplumu yetiştiren bayanlardır. Bayanlar bu konuya el alırsa Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. Ben öyle inanıyorum. Selamun Aleyküm. Hatırlı sahibine, bütün misafirlerine, izleyicilerimize ayet etmiş bulunuyorum. Ben Maymunlar'la biliyorsunuz Kudüs için, Gazze için yaklaşıyor. Maymunlar'dan bir iki kısa anlatarak devam etmek istiyorum. Maymunlar'ın hayat zaten Ruhlar'ın hedefi amacı gibi. Nasıl insanlar? Maymunlar'ın hayat zaten insanların en iyi olduğu büyük çoğunluğu şehit olmak için yaklaşıyor. Çünkü o eminin girişi belli ama dönüşü belli değildir.